Buyurun beyefendi, hoş geldiniz. Şöyle buyurun beyefendi. Bir çıkma ver abi. Tamam abi. Ne oldu bizim gazoz? O da geliyor bir. Çay getirdi Emre. Buyurun beyefendi. Thank you.
Bu ufacık semtte şüpheli 3 ölüm vakası. Semtimizde şimdiye kadar görülmüş duyulmuş şey değil efendim. Morg raporuna göre genç kız bakire değilmiş. İntihar etmesinin sebebi anlaşılıyor. Deniz kıyısında bulunan ceset de kızın abisi, Osman isminde bir kasapmış. Bıçakta sadece kendi parmak izleri vardı. Ama hiç kimse kendini sırtından vuramaz. Mutlak bir cinayet olduğunda şüphe yok. Evet efendim. Hamam cinayetiyle diğer 2 ölüm arasında büyük bir ilişki olabilir. Sizden ölenler hakkında dikkatli ve çabuk bir kovuşturma istiyorum. Emredersiniz. Aynı semtte yaşadıklarına göre birbirlerini tanımaları muhtemeldir. Aralarında husumet olup olmadığını da mutlaka bilmeliyiz. Baş üstüne. O yönde de araştırmaya başlayalım. Binali'yi öldürmüşler hamamda. Sen öldürdün. Sende hiç mi Allah korkusu yok, hiç mi? Onlarda var mı? Allah canımı alsaydı da bugünleri görmeseydim. Ataktım, kavgacıydım. Bir tokatta bir adamı yere vurmayı marifet sanırdım. 7 mahalle ötede nam anıldımı dünyalara sığmazdım. Tövbe ettim sonra. Osman abim gibi kenara çekildim. Ekmek başına düştüm. Evlenmeye kalkıştım. Pişman değilim ana, suçlu da değilim. Zorla katil ettiler beni. Ben sizleri ölülerinize kapanayım diye mi doğurdum? Mezarlarınız için mi büyüttüm? Ben vurmazsam onlar bitirir beni. Zeynep'le Osman'ın öcünü alacağımdan korkarak abim gibi kancıkça vururlar beni de. Kanun, adalet boğazına yapışmayacak mı? Asmayacaklar mı seni? Allah korusun! Kader böyle istemiş demek. İnsan gibi yaşamak bana nasip değilmiş. Ağlama anacığım! Aklım sende kalmasın, elimi kolumu bağlama! Nereye? Fatma'ya sözüm vardı. Kendine mukayyet ol, bilmediğin görmediğin yere adım atayım deme sakın!